Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün belediye binası 10 yan hesabımızdayız arkadaşlar. Ve bu video, bu hesapta kraliçenin makslanacağı video olacak. Şu anda kraliçemiz hala hazırda 38 seviye. Elimde yeterli miktarda kara iksir var. Bir tane kahramanlar kitabım, bir tane de kahramanlar çekicim var arkadaşlar. Bu demek oluyor ki kraliçe artık 40 level olacak. Ve şurada listeden bir sırayı daha halletmiş olacağız arkadaşlar. Her seviyeden bir hesap, her seviyeden bir max hesap sahibi olma sevdamız tam gaz devam ediyor. Belediye binası 9'da bunu başardık. Şimdi sırada belediye binası 10 olacak arkadaşlar. Kraliçe yükselttikten sonra elimizde bir tane işçi var. Onunla da bir yükseltme yapacağım arkadaşlar. Artık sıra kralın yükseltmelerine gelecek. Çok güzel gelişmeler var arkadaşlar. Sezondan yaklaşık bir 660 puan sonra bir kahramanlar kitabı gelecek. Üstüne bir de etkinlik geldi. Buradan da bir tane kahramanlar kitabı alacağız. Etti mi size iki tane kahramanlar kitabı. Kara iksiri kasabilirsem eğer başarabilirsem kralı da direkt 35 level olarak görebilirsiniz. Sonrasında da arkadaşlar kraliçeyi yükselttikten sonra da saldırılar yapacağız. Kara iksir kasmak üzerine olacak. İsterseniz yavaştan işimize gücümüze başlayalım. Evet arkadaşlar vakit geldi çattı. Vakit kraliçeyi makslama vaktidir. Uzun uğraşlar sonucunda sabır göstermek sonucunda ganimet kasmak sonucunda nihayet kraliçemizi maxlıyoruz arkadaşlar. 39. seviye için 162.000 kare iksir istiyor. Kahramanlar kitabıyla şak dadanak bitirdim. Ve son iş olarak kahramanlar çekicinde kullanıyorum. Ve artı kraliçemiz max arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Evet gerçekten hatırlıyorum ben Önceki bölümlerde mesela kahraman çekicimiz vardı. 35 level yapmam için bile kullanmamı isteyenler vardı. Yorumlarınızı okuyorum. Ama işte sabır gösterirseniz arkadaşlar mantıklı olanı yaparsanız en sonunda mükafatı da ona göre daha güzel oluyor. Bakınız kraliçemiz max artık. Çok büyük bir yükten kurtulmuş olduk. Şimdi sıra geldi krala. Kral 33 levelde 34 olmak için 112 bin kare iksir istiyor. Bu videoda onu toparlama şansımız yok arkadaşlar ne yazık ki. Klan kalemde bir şeyler var. Ben bunları bir toplayayım. Şimdi araştırmada ne kadar süremiz var? Araştırmada 1 gün 19 saatlik süre var. Ben bunu her türlü tekrardan kasarım. O yüzden 4 tane iksirle duvar basmak istiyorum. Yaman diyeyim bir an korktum 3 milyonu görünce var ya. Şöyle bir çünkü iksirle yapacak başka hiçbir işimiz kalmadı arkadaşlar. Bakınız Hani bütün her şey bitti. Sondalar, kışlalar falan filan. İksirle sadece araştırmada yükseltme yapabiliyoruz. Bu yüzden hani 1 milyon kalsın. Hatta 1 milyon kalmasın. 850 bin kalsa da olur. Mayalık. Mayalık dursun. Kurutmayalım. Şimdi sıra geldi. Boşta duran işçiyle bir yükseltmeye gitmeye. Ben en son ne basmışım? En son ne basmışım? Bir bakmak istiyorum. Şu anda neler yükseliyor? Büyücü kulelerine başlamışım. O zaman büyücü kulelerinden mi devam etsem? Büyücü kuleleri ne kadar istiyor? 5 milyon 200 bin. Peki X'e ne kadar istiyor? 6 milyon. Arkadaşlar en ağır savunmayı, en pahalı olanı yapıştırıyorum gitsin. Belki ileride ganimet sıkıntısı yaşarız. Elimizde ganimet olmaz işçiler boşta kalmasın. Diğerlerini basmak daha da kolay olacaktır çünkü. Şimdi ne yapacağız? Kraliçe yürüyüşlü madenci saldırısı yapacağım arkadaşlar. 2 tane ordu hazır. İkisi de birbirinin aynısı. Şöyle göstereyim size. Klan kalemde de kaya balonu ve içi full max Atıcılarla dolu askerlerim var. Şansımızı deneyeceğiz. Bakalım kara iksirin peşine koşacağız arkadaşlar. Bu iki saldırıyı yaptıktan sonra duruma göre, keyfime göre farklı tür saldırılar da yapabilirim. Şimdi isterseniz güzel bir köy bulayım. Saldırılarımıza başlayalım. Arkadaşlar karşıma bir belediye binası 11 köy çıktı. Çok da sıkıntılı bir köy ama tam tamına 10.000 kara iksir var. Acaba bunu alabilir miyiz ya? Şimdi kraliçe yürüyüşü yapacağız. Depo üstte. Dolayısıyla kraliçe yürüyüşünü üstten başlatmamız şart. 46 level kraliçe var. 2 tane tekli cehennem kulesi var. Buradan kara iksiri alabilir miyiz acaba ya? Çok acayip kararsız kaldım var ya bildiğiniz gibi değil ama ben bir şansımı denesem mi? Çok kararsız kaldım. Şimdi depoda 10.000 kara iksir olmadığını eminim. Sondalarda da dağılmış durumda varlar biliyorum. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Sondaların birini alırız. ikisini alırız. Üçüncüyü de kraliçe yürüyüşüyle alırız. Dur bakalım şöyle yapalım. Ben üçlemeye girmeyeceğim arkadaşlar. Şuradan kralı bırakacağım. Kral o sondayı alsın. Şuradan bebek ejderi bırakacağım. Kupa gerekirse düşsün. Çok sıkıntı değil yani. Şuradan kraliçe. Pekala. Bir tane güdümlü testi yapacağım. Peşine de 4 tane şifacı. Şöyle savunmaların görmeyeceği noktada. Şuradan da Kayabolu'nu elime aldım. Şu bölgede çift topa doğru gönderiyorum. Pekala. Sondaları aldık. Kara iksirin yarısı sondalardaymış. Bak görüyor musunuz? Üstten girseydik çok sıkıntı çıkacaktı demek ki. Duvar kırıcılar birazcık elimde patlamış olacak ama ziyan yok. Kara iksiri aldığımız sürece hiçbir şey sıkıntı değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Pekala Kayabalan orada baya bir iş yaptı. İçindeki atıcıları öfkelendirsem mi? Gerek yok. Atıcılar zaten sağlam hasar verecekler. Kraliçe buradan içeriye doğru girecek. Bakalım. Bakalım neyle sonuçlanacak. 1 dakika 53 saniye süremiz kaldı. Kartal topu insin şuradaki depoya doğru madencileri salacağım. Bakın daha hiç büyü bile kullanmadık. Hakikaten biraz enteresan bir saldırı oldu bu ya. Nasıl yapalım? Şöyle şuradan madenci saldırısına başlayayım. Amacım şuradaki kara iksir deposuna ulaşabilirsek iyi olacak yani. Hemen bir tane şifa kullanacağım şu noktada. Hatta bir tane de az daha ilerledikten sonra okçu kulesi indikten sonra öfkeyi yapıştıracağım. Bak kartal topu nasıl vuruyor. Şakaya gelmez arkadaşlar işte yapacak bir şey yok yani. Bir tane daha şifa attım. Ne, ne yazık ki işte depoya ilerlemediler. O birazcık sıkıntılı oldu. O yüzden depoyu indiremeyeceğiz arkadaşlar. Dağıldılar. Hatta öldüler bile. Bakın. Görüyorsunuz yani. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. İşine geliyorsa. Oyun diyor ki sana ben sana 10.000 kara iksir veririm diyor ama eğer senden 3 seviye köyü üçleyebilirsen ya o da zor tabii yani. Basit bir şey değil yani. Hele de max savunmaları varsa imkansız denecek kadar zor. Şu büyüleri de kullanmak istiyorum ki hani elimizde kalmasın. Hızlı eğitimde bize sıkıntı çıkartmasınlar. Alabildiğimizi alıp çıkalım. Hatta yıldız da alacağız bu gidişle. Güzel oldu. Şuradan zehir atayım. Kraliçe çıkma dışarıya ama o kadar da değil yani. He. Şuradan şifa desteği yapayım. Maksat elimde kalmasın. Yine çok güzel kara iksir aldık. 7000'e yakın kara iksir. Belediye binası onun için bence çok güzel bir miktardır arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şuradan şunu bir dondurayım. Kraliçenin özelliğine basayım. İyileşme süresi kısalsın. Ne almışız? 6750 artı 700'den 7500 kare eksir aldık arkadaşlar. Bence çok güzel bir başlangıç oldu. Şimdi isterseniz ikinci saldırımıza geçelim. Uzun uzun arayışın ardından hele şükür belediye binası onda sağlam bir kare iksir verdi arkadaşlar. Şu anda 3000 kupanın üzerindeyiz. Henüz 3200 kupaya ulaşmadık. 2000 yeşil taş verecek. O yüzden oyun bizi şu anda Kupa kasıyoruz sanıyor arkadaşlar. Bu yüzden karşımıza sürekli belediye binası 11 köyler çıkartıyor. Neyse sıkıntı yok. Şu köye bir saldırımızı gerçekleştirelim bakalım. Bence hem madenciler açısından hem de kraliçe yürüy yürüyüşü açısından oldukça ideal bir düzen. Şöyle kralı bırakalım. Şuradan bir tane bebek ejder bırakıp ile de şuradan içeriye doğru gireceğim. Ama önce kralın ölmesini bekleyeceğim. Öteki türlü şifacılar krala dönüyorlar çünkü. Onun garantiye alalım. Ondan sonra kraliçeyi salacağım. Pekala bomba kulesinin patlaması iyi olacak. Madenciler için sıkıntılı bir savunmadır arkadaşlar. Şu noktada kralın özelliğini kullanıyorum ve kraliçeyi de bıraktım. Bir tane balon güdümlü testi peşine 4 tane şifacı. Klan kalesi de dolu. Aynen tam tahmin ettiğim gibi oyun bizi zorlamaya çalışıyor arkadaşlar şu aşamada. Pekala gel bakalım. Gel bakalım elektro kardeş senin kafana bir tane zehir ve kraliçe için bir tane de öfkeyi harcayacağım. riske atmayalım. Pekala, güzel bir başlangıç yaptık. Şuradan da kaya balonunu gönderiyorum. İçinde yine atıcılar var. Güzel. Kraliçe o noktada güzel bir şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bence şu anda her şey yolunda gidiyor. Süresinden de çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir tane daha öfkeyi yine kraliçede kullanabilirim. Kullanabilirim. Gerekirse kullanacağım ama şu etapta sanki bir tane şifacı gitti. Tam ağzımızı açtık. Şifacıyı kaybettik. Pekala. Atıcılar o noktada çok fazla iş yapmayacak çoklu cehennem kulesinden dolayı yine de vurabildikleri kadar vursunlar. Şu noktada son öfkeyi de kullanıyorum ve üst taraftan madenci saldırısına mı başlayalım mı? Üst taraftan başlamak daha mantıklı olacak kraliçenin desteğiyle beraber. Pekala. Şuradan biniciyi de göndereyim. Hiç yoktan dikkat dağıtır yani. Son iki madencimi de saldım. Çoklu cehennemle x sayını donduruyorum. Elime iyileştirme büyüsünü aldım. Pekala girin bakalım içeriye doğru. Şu anda büyü kullanmak için acele etmeyeceğim. Havan indiği anda büyücüyü salladım. Tam şu noktada bir şifa büyüsü kullanacağım. Girin biraz daha içeri çok güzel. Şurada bir ilk şifamızı kullanalım. Şurada bir tane şifa kullanacağım. O top bir tane o bile olsa madenciyi indirsin istemiyorum açıkçası. Hadi kara iksiri alalım be. Bak yine iskeletlere takıldık. Yine iskeletlere takıldık iyi olmadı bu. Çok pis vuruyor cehennem kulesi. Bir tane daha şifa kullandım. Hadi şu depoya vurun. İki tane cehennem kulesi çoklu da yan yana arkadaşlar. Depoya alamazsak var ya hakikaten sinirlerim bozulur ha. Büyücü kulesi iki tane. X sayı iki tane cehennem kulesi. Ve madenciler depoya vurmamakta çok kararlılar yani. Vurun hadi şunu artık ya. İnanılır gibi değil. Çok ciddi hasar yedik orada. Aslında Zeppelin alıp bu bölgeyi iki tane cehennem kulesini indirseydik çok daha güzel olacaktı. Zaten ben niye kaya balonu alıyorum ki? Yani bu saldırıda en güzel Zeplin gidiyor. Bir sonraki saldırıda Zeplin deneyeceğim arkadaşlar. Oradaki cehennem kulelerini indirebilseydik çünkü çok daha güzel olacaktı. Neyse %82 yıldız fena bir saldırı değildi. de tabii ki de istediğim gibi de olmadı yani. Doğru düzgün kara iksiri alamadık. Sağlık olsun. Savaşı bitiriyorum. Bir sonraki saldırıda zeplin balon deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah daha keyifli olacaktır. Güzel bir köy bulayım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yine ara 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 belediye binası 10'da kare iksir vermiyor. 3000 kare iksir var burada şansımızı deneyeceğiz. Belediye binası 11'e de saldırırım da hani gönlümden geçen güzel saldırılar olsun şöyle sağlam güzel keyif verici saldırılar olsun istiyorum. Bu yüzden belediye binası 10 köy arayışı içerisindeyim diyebilirim. Pekala. Şimdi buradan klan kalesini kesinlikle kontrol etmemiz lazım. Kalıbımı basarım bu 17 level klan kalesi doludur. Şuradan kralı bırakayım. Kışladan sonra kışlaya 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 doğru geri gelsin. Şuradan da bebek ejderi bırakacağım. Tamam onlar bir temizliklerini yapsınlar. Sonra klan kalesini çıkartacağım. Melek, e, kraliçeyle temizleyeceğim arkadaşlar. Planlar bu şekilde. Şuradan kraliçeyi saldım. Bir tane balon. Kralın özelliği. Kraliçeye şifacılar. Şuradan biniciyi gönderiyorum ki klan kalesi çıksın. Dolu mu? Dolu değil mi? Şaşkınım şu anda. Hakikaten şaşkınım. Şuradan duvar kırıcılarımı yolluyorum 3 tanesine. Nereye doğru gideceksin kraliçe? Gir içeriye doğru. Gir içeriye doğru. Cehennem kulelerinin ikisi de tekli de bu bizim için avantaj tabii ki de. Şurada zeplini kullanıp şu bölgeyi temizlemeye çalışacağım. Bir tane öfke içindeki balonlar için ayıracağım. Şöyle tam şu noktada zeplini patlatalım bakalım. Çok güzel. Bayağı sağlam savunmaların değil. Keşke tekliye gitseydiniz ya. Tekliye gitmemeleri biraz sıkıntı oldu ama neyse ki dondurmam var. Kraliçeyi o bölgede kullanacağım her türlü. Pekala siz bir durun bakalım. Siz bir durun kraliçeye de bir tane öfke. Gerçi balonları indirecekti. Öfkeyi birazcık boşuna atmış gibi oldum ama sıkıntı yok. O zaman nasıl yapalım? Şuradan benim iki tane daha duvar kırıcım varmış. Onları da göndereyim. Öteki tarafa gittiler. Pekala. Şuradan iki tane madenci geriye kalanları şuradan içeriye doğru sallayacağım. Depoyu almamız garanti olsun. Bir tane de büyücü şu noktada kullandım. Kraliçe özelliğiyle beraber full can duruyor. Tam şu noktada bir tane iyileştirme büyüsü kullandım. Güzel. Gayet güzel ilerliyoruz. Şu aşamada bir sıkıntı yok gibi. Süre birazcık sıkıntılı. Tekli kraliçeyi görürse sıkıntı çıkabilir. Güzel. Tekli madencilere odaklanmış durumda. Bize sıkıntı çıkartmayacağı kesin. Tam şu noktada bir şifa daha kullanıyorum. D bomba çıkar dedim ama çıkmadı. Güzel. Tekliden de kurtulmuş olduk. 1 dakika 13 saniye süremiz var. Elimde son şifa. Onu da bomba kulesi için kullanmak zorundayım arkadaşlar. İskeletler çıkmadı. Güzelsiniz. Gayet güzelsiniz. Bina indi. Tam şu noktada bir şifa büyüsü daha kullanıyorum. Ve sanırım oldu gibi ya. 55 saniye. Madenciler hızlı oldukları için şu bölgeyi de temizlerler. Kraliçenin özelliğine de bastım. İşleri birazcık hızlandıralım. Elimde zehir. Onu da şöyle şuraya doğru sallıyorum. Evet 44 saniye savunmalar bitti sayılır. Orduyu tutacak bir şey yok. Tek sıkıntı süre yetecek mi? Hadi yetsin be. Şu videoda güzel bir madenci saldırısı yapmış olayım. Ha gayret. 30 saniye tamam tamam. Yetti arkadaşlar. Köyü bu şekilde üçlemiş olduk. Bence gayet eğlenceli ve seyir zevki yüksek bir saldırı oldu. Madencileri seviyorum da işte bazen satış koyuyorlar. <laughs> İyi olmuyor. <laughs> Neyse son hamleyi de kraliçemiz gerçekleştirdi ve 3000 kare eksir artı 920 bonustan 4000 kare eksiri cukkaya atmış olduk arkadaşlar. Fena bir saldırı değildi. Şimdi... Sırada madenci saldırısı olmayacak arkadaşlar. Artık yeter. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Sıkılmışsınızdır. Ejder bastım ama çok güzel bir ejder ordusu arkadaşlar. Yıldırım 7 max. 9 tane yıldırımla 3 tane hava savunmasını indireceğiz. Kral Kraliçe ile de e, ejderle ufak bir temizlik yaptıktan sonra duvar kırıcılarla 4. hava savunmasına doğru ilerlemeye çalışacağım. Elimde de bir tane öfke var. Klan kalesine de kaya balonu alacağım. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. Ben gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Hatta bir tane daha basacağım. Aynısından bir saldırı daha yaparız. Pekala. Ordu kalksın. Kahramanlar ayaklansın. Klan kalesini doldurayım. Güzel bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar çok ideal bir düzen çıktı karşımıza. Cehennem kulelerin ikisi de Çoklu'da ve Kraliçe'de hava savunmasına yakın. Bu demek oluyor ki hava savunmasıyla beraber Kraliçe'ye de baya bir hasar verebileceğiz. Şimdi güzel Kraliçe hazır yaklaşmışken şuraya 3 tane bir tanesinden kaçtı bir tane daha. Evet neredeyse canı bitti bitecek. O bir orada dursun. Gelir misin biraz daha içeriye doğru? Gel biraz daha bu tarafa doğru Kraliçe. Hadi yorma beni. Gelmiyor. Diğerine doğru gelir misin? Kraliçeyi de indirmek istiyorum. Az daha yaklaş. Biraz daha yaklaş gel içeriye doğru süre gidiyor yapma bunu bana. Neyse şuraya 3 tane daha yıldırım sallayacağım. Bir tane hava savunmasını daha indirelim. Son şansımız. Hava savunmasına yaklaşırsa direkt kullanacağım. 30 saniye gitti bile. Geleceği yok gibi arkadaşlar. O zaman ben şuradan bir hava savunmasını daha indirmiş oluyorum. Pekala. Şimdi şuradan bir ejder. Şuradan da bir ejder bırakacağım. Kral, kraliçe, kaya balonu ve duvar karıcıları da peşinden Salıyorum ki kahramanların önü açılsın. Pekala. Güzel bir giriş yaptık gibime geliyor. Kral kraliçe içeriye girecek. Bu çok ama çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Elimde bir tane öfke büyüsünü hazırda tutuyorum. Yüksek ihtimalle balonlar için kullanacağım. Ya da balonları kullanmaya gerek yok. Ejderler için kullanmamız daha mantıklı olacak gibime geldi. Nasıl olsa bu bölgede e, hero'lar orayı temizleyecek rahat bir şekilde. Gayet güzel. Gayet güzelsiniz. Çoklu iner mi? Hava patlayısı olmasa belki diyecektim ama... Şimdi ejder saldırısına nereden başlayalım? Süre geçiyor. Bir karar vermem gerekiyor. Kraliçe biraz daha bekleyeceğim. İskeletler gittiği anda özelliğine basacağım. Ha gayret. Ya ne iskelet varmış arkadaş. Yerde havada her yerde iskelet ya. Pekala saldırıya şuradan başlayacağım arkadaşlar. Bir ejder şuradan. Bir ejder şuradan. Geriye kalanları şu şekilde bırakıp Balonları da peşlerine gönderiyorum. Hala da elimde bir öfke ve bir buzlama var. Bakalım bunu güzel bir şekilde kullanırsak iş yapacaklar. Çoklu için kullandım ben dondurmayı. Gelin az daha içeriye. Az daha içeriye gelin. Tam şu noktada bir öfke büyüsü kullanacağım. Çoklu cehennem kulesi inerse balonlar ölmeden balonlar biraz daha iş yapacaklar çünkü. Hadi bakalım %64 belediye binası inecek depoyu indireceğiz. Çok bir şey kalmadı ama çok süre kaybettik arkadaşlar. Saldırının başında Kraliçe'nin hava savunmasını, savunmasına yaklaşmasını beklerken çok fazla süre kaybettik. Bu da bizim 3 yıldız almamızı engelleyecek gibi gözüküyor. Hani onun haricinde bu ejderleri bu savunmalar tutamaz zaten. Şuraya bakın 2, 4, 6 tane ejder duruyor. Biri gitti. Evet. 30 saniye olur mu? Aslında olabilir de. İsabet puanı yüksek bir şey de kalmadı. Dur bakalım. Ah be güdümlü geldi. Yok 3 yıldız olmayacak ama siz mevzuyu anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hele bazı düzenler var belediye binası onda. Hava savunmalarını birbirine çok yakın koyuyor. 3 tane yıldırımla 2 hava savunmasını indiriyorsunuz. Öyle düzenlerde zaten hele de klan savaşlarında karşınıza çıkarsa kesinlikle bu taktiği deneyin arkadaşlar. Ne kadar güçlü ilerlediklerini gözlerinizde görmüş oldunuz yani. Bakın %90'da kaldık yine üçlenecekti süre yetmedi. Pekala sağlık olsun. Bunun telafisini yapmaya çalışacağım. Aynı orduyla aynı şekilde bir saldırı da yapalım. Evet arkadaşlar belediye binası 10 ve 4500 kara iksir var. Burada şansımı deneyeceğim. Tek sıkıntısı ee, cehennem kuleleri teklide ve ben niye niyeyse yine bir hata yapıp kaya balonu almışım klan kaleme ya. Ya zeplin olsaydı ne kadar güzel olacaktı. Binanın tepesine atardık hem bina inerdi hem de kuleleri indirirdik. Ah, ah işte kafa bir dünya oluyor arkadaşlar. Yarım saat video çekmek için 2 saat zaman ayırınca bazen göz göre göre böyle saçmalıklar yapabiliyorsunuz. Neyse bir şansımızı deneyelim bakalım. Şuraya 3 tane yıldırım. Şuraya 3 tane yıldırım. Hem kulelere zarar verdik hem de cehennem e, hava savunmalarını indirdik. Pekala şuraya 3 tane yıldırım sallasam çok güzel. Şimdi şu bölgeyi de e, kral kraliçenin desteğiyle beraber indirmeye çalışacağım. Nasıl yapalım? Şurayı bir tane ejderle kapatalım. Bir tane ejderle de şurayı kapatalım. Kral kraliçe. Burada topla hasar verecek bir şey yok. Direkt duvar kırıcıları bırakıyorum. Orada kral kraliçe içeriye doğru girsinler. Hemen kaya balonunu da bırakıyorum. Ejderi tanklar dedim ama birazcık geç kaldım. Sıkıntı yok. Şu bölgede kralın özelliğini kullanıyorum. Ve içeriye güzel bir şekilde girişimizi yapmış oluyoruz. Yalnız saldırıya buradan içeriye doğru başlayacağım arkadaşlar. Yalnız hava patlatıcılarını çok pis yere yerleştirmiş ya. Neyse ki şuradaki birazcık uzakta. Şuraya bir ejder. Şuraya bir ejder. Okçu kulesine iki tane balon orayı temizler. Şuraya bir ejder bırakacağım. Geriye kalanlarını da buradan içeriye doğru salladım. Pekala. 8 tane balonu da peşlerine gönderiyorum. Kral kraliçenin özelliği gitmiş. Kaya balonu patlamış. tekli alır mısın kraliçe? Aslansın be. Aslansın aslan. Cansın sen. Süper. Gayet güzel ilerliyoruz şu anda. 3 yıldız olur mu? Muallakta ama sağlam bir yüzdeyle ayrılacağımız kesin arkadaşlar. Kara iksiri de her türlü alacağız yani. Biraz daha bekletiyorum. Balonları şu noktada öfkelendirdim. Ve şu noktayı donduruyorum. Belki balonlar tekliye alırlar. Ha gayret. Ha gayret. Vurun bir tane. Öfkedesiniz. Süper. Tekli de indi. Ve sanıyorum ki 3 yıldız geldi arkadaşlar. Aynen öyle gözüküyor. Sanıyorum ki 3 yıldız geldi. Alt tarafta ejderler oldukça yoğun. Kraliçe'de indikten sonra bu ejderleri kim tutacak? Bir hava patlayışı var. Birazcık kanser edecek bizi ama en nihayetinde 3 yıldız gelecektir. Çünkü daha 1 dakika 10 saniye süremiz var. Görüyorsunuz Max bir köyde arkadaşlar. cennet kuleleri teklideydi. Yıldırımın sayesinde 3 yıldız aldığımızı söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Kral kraliçe ile de 4. hava savunmasını indiriyorsunuz. Mis gibi saldırı. Tek eksiği neydi? Klan kalesi dolu değildi arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama klan kalesi de ejderlere sıkıntı çıkartmıyor. Hani bir balon saldırısı yaptığınızda veya binici saldırısı yaptığınızda Rakip klan kalesi olağanüstü önem taşıyor. Onu temizlemeden hiçbir şekilde saldırıya başlayamazsınız ama ejderler rahat arkadaşlar. Zehir bile gerekmiyor. Ejderlere bir tane öfke atın klan kalesini silip süpürürler zaten. 10 numara bir saldırıydı bence. Güzel de kare iksir aldık 5000'in üzerinde. Bu da günümüzün son saldırısıydı. Yavaştan videonun sonlarına doğru gelirken isterseniz şu orduyu da bir eğitelim de az önce de gitmemişim. Bak benim kafa iyice gitmeye başlamış. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, kraliçeyi maxladık. işçiyle yükseltmeyi yaptık. Madenci, ejder, deli dolu saldırılar yaptık. Hakkını verdik diye düşünüyorum. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Öteki tarafı merak eden varsa onu da bir gösterelim. Burada 6. işçi yolunda pek ilerlemeye çalışmıyorum arkadaşlar. Öylesine rastgele fırsat buldukça bir tane güç iksiri basıp hızlı hızlı saldırıları yaparak ganimeti alıyorum. Yükseltmeleri yapıp çıkıyorum direkt. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Saldırı hakkımızda yokmuş. Demem o ki durumlar bu şekilde. Umuyorum hoşunuza gitmiştir, keyif almışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.